Herkese merhabalar, ben Koray Sadıklar. Bugünkü podcastimizde ben kimim, neden yazılımcı oldum bu konudan bahsedeceğim. Şimdi kısaca bahsetmek gerekirse aslında küçükten beri bilgisayarlara bir merakım vardı. Yani neden merakım vardı bunu ben de gerçekten bilmiyorum. Aslında yani hayalimizdeki meslek küçükten beri etrafımızda ilk gördüğümüz ve hoşumuza giden şeylerden yola çıkarak ya da edindiğimiz tecrübelerden başlıyor diyebilirim. Ben en azından öyle inanıyorum. İlk başta pilot olmak istiyordum. İşte uçaklara bir ilgim vardı ki hala uçakları severim. Daha sonrasında her boş bulduğum arsaya bina yapmak istiyordum. İşte soranlara da ben şuraya ev yapacağım diyordum büyüyünce. Ortaokul çağlarımda da işte bilgisayara merakım olmaya başladı ki bizim zamanımızda öyle çok fazla bilgisayar yoktu. Sadece 4. sınıftan ortaokula kadar atölyelerimiz vardı. İşte bir bilgisayara iki kişi falan oturuyorduk. İşte Paint'te bir şeyler yapıyorduk. Daha sonrasında işte bilgisayarlara karşı bir ilgim oluşmaya başladı. Sonrasında işte o zamanlarda sorduklarında ne olacaksın dediklerinde artık kafamda bir şeyler netleşmişti. Bilgisayar mühendisi olacağım diyordum. Yani o zamanki hayalim mühendis olmaktı. Ama şu anda ne yapıyorsanız derseniz bilgisayar programcısıyım. Yani yazılım işiyle uğraşıyorum. Mühendis olamadım ama en azından bilgisayar sektörünün bir kısmından kendime ekmek parası çıkartabiliyorum diyebilirim şu anda. Peki neden bu meslek? Yani neden yazılımcılık? Meraklı bir çocuktum. Hala meraklıyım. Büyümem bir şey değiştirmedi. Yani şu anda 28 yaşında bir bireyim. Bundan herhalde bir 20 sene sonra da hala meraklı bir insan olacağım. Keşfetmeyi seven bir insan olacağım. Bu yüzden yenilebilir bir sektör olduğu için yani sürekli yenilenen, kendini yenileyebilir, gelişmeler olan bir sektör olduğu için muhtemelen kendimde bir şeyler bağlaştırdığım için bu sektörü seçtim. Daha sonra anılarıma devam edecek olursak, ortaokulda karar verdiğim bu meslek için çalışmaya başladım. Meslek lisesine geçmiştim direkt. Hayata atılmanın en kolay yoluydu aslında bu benim için. Çünkü düz lise istemiyordum. Bir meslek öğrenmek benim için bir artı olacak diye düşünüyordum. Kendimi çok çalışkan addetmedim. Yani zeki bir insan olduğumu düşünüyorum. Daha doğrusu pratik zekalı bir insan olduğumu düşünüyorum. Öyle deha falan değilim yani. Bunun ışığında kendimi bu mesleğe daha yakın gördüm ve meslek lisesine geçmeyi uygun gördüm. Ailemle de tabii ki çatışmalar yaşadım bu konuda. Hani işte neden Anadolu Lisesi süper liseye gitmiyorsun diye ki bizim zamanımızda süper liseler çok meşhurdu. Ben direkt daha çok hayata biraz daha erken atılmayı planladığım için meslek lisesine gitmeyi uygun gördüm. Burada hayata erken atılmaktan kasıt erken meslek edinmek aslında. Üniversitede hakikaten meslek lisesine gitmenin faydasını görmüştüm. Çünkü bir sıfır önde başlıyorsunuz orada. Bir düz liseye giden ya da işte süper liseye giden insanlardan bir sıfır önde başlıyorsunuz. Hatta şöyle bir anım var, ondan bahsedeyim sizlere. İşte üniversiteye kayıt oldum. Ek yerleştirmelerden gitmiştim. Hoca algoritma konusuna geçmiş. Sınıf 55 kişi, benim daha ilk dersim. Daha kimseyi tanımıyorum. Sınıfta işte girdim bir yere oturdum böyle. Algoritma konusunu anlatacak hoca. Ben bu arada lisedeyken web tasarım ve programlama okumuştum. Teknik lise okumuştum yani web yazılım. Neyse hoca anlattığı şeylerden bahsetti. Değişken tanımlama vesaire. C görüyorduk biz o zamanlar üniversitedeyken. İşte koşullardan, döngülerden bahsetti. Kısaca sanırım dersin ortalarında falan böyle bir ufak bir programcık istedi anlattığı şeylerden. Tabii C'den de ufak bir bahsetmişti işte az önce konuştuk bunları. Daha sonrasında dedi ki işte şunu yazacaksınız, bitiren çıkar dedi. Programı yazmam 3 dakika falan sürmüştü herhalde. Hocam bitirdim dedim. 54 kişi bana bakıyordu burada. Çok az duyduğum bir olaydı. Hocaya gösterdim, tamam çıkabilirsin dedi. Montumu aldım, işte kapıya doğru yöneldim. Bu aslında benim için büyük bir başarıydı o zaman için. Neden derseniz hocalar zaten direkt kafasına yazıyor orada sizi. Öğrencilerin gözünde de şöyle bir şey vardı. Ya arkadaş ne oluyor, daha yeni geldin, hayırdır 2 dakika oldu. Ne yaptın, nasıl yaptın, insan mısın diye bile bakanlar vardı. Çok güzel bir duyguydu. Sizlere de bu tarz şeyler yaşamanızı umarım Allah nasip eder. Daha sonrasında yazılımla her zaman haşır neşir olmuştum. Üniversitede ya da lisedeyken de bu böyle devam etti. Hatta lise sonunda PHP yazılımı öğrenmek istiyordum. Sürekli işte lisede ve üniversitede bu şekilde hocalarımın yakasını bırakmıyordum.
Bu benim için öğretmenlerin arasında ya da hocaların arasında ayrı bir popülerliğe taşıyordu zaten. Sürekli sorguluyordum, soruyordum, kovalıyordum hocalarımı. O konuda da yani şöyle oluyor. Anahtar bir öğrenci oluyorsunuz. Joker öğrenci gibisiniz. Yani okulda bir bilinirliğiniz oluyor. İşte sınıfta artı bir puanınız oluyor. Yani tabii hani not olarak düşünmeyin bunu. İşte biliniyorsunuz yani. İşte şu öğrenci yapar, bu yapabilir, bu başarabilir diye. Sizlerle iletişimi biraz daha farklı oluyor hocaların. Sizlere de tavsiye ederim bu şekilde davranmanızı. Yani bu konuda biraz girişimci olmuştum. Yani girişimcilik sadece iş yapma konusunda değil, her konuda girişken olmak bir ağız sağlıyor insanlara. Ben bunun faydasını lisede daha keşfetmiştim. Lisede görmeye başladım. Hatta ondan öncesi de çok çekingen bir insandım. Daha sonra bunu keşfettikten sonra biraz daha açılarak girişken bir insan olmaya karar vermiştim. Sorgulamaya başladığımda da hocalarımın peşinde koşmaya başladım dediğim gibi. Araştırma yapıyordum ki bu benim mesleğimde bana çok büyük artılar sağlıyor. Çünkü neden? Gelişen bir teknolojiyle ilerleyen bir meslek dalında bunun faydasını çokça görüyorsunuz. Ve bu şekilde kendimi güncelleyerek mesleğimde devam ediyorum ve bu bana yeni yetkinlikler kazandırıyor, yeni bilgiler kazandırıyor ve bunların bir şekilde sizlerle ve sizin gibi diğer arkadaşlarla kendimle ya da etrafımla paylaşarak hem kendimi geliştirmiş oluyorum hem de sizlerle dinleyicilerime ve izleyicilerime faydalı olmaya çalışıyorum. Bu şekilde hakkımda çok şey var anlatmak istediğim, sizlerle paylaşmak istediğim. Umarım bundan sonra beraber olacağız. Bu şekilde sesli sohbetler ya da podcastler gelecek. Kendi edindiğim bilgileri sesli olarak sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kendi doğrularımı, yanlışlarımı, kendi rotamı sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Umarım herkes için faydalı olur. Şimdilik bu kadar diyorum. Başka bir podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.